Sevgili Doris severler, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bir önceki bölümde jeneratörümüzü almış ve Kiseli Adaya geçtikten sonra Ada Boğazı'nda güzel bir kano seyri yapmıştık. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yeni bölümümüzde Bozburun'dan ayrıldıktan sonra biraz yelken seyri yaparak Bencik Koyu'na geçiyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Mert arkadaşımız. Olimpiyatlara. Doris olimpiyatlarında. Bu sefer geriye doğru geriye üçlü toyluk. Ama şey tak. Bir karış tutalım değil mi? Bak hatta ayak parmak uçlarım da şimdi size. Bak şuraya bir yarışçı gibi. Gidiyorum. Bir, hadi bakalım kapitan. 99-3. Su nasıl? Çamçalık gibi sıcak mı? Sıcak. Kisir gibi soğuk mu? Arasında. Sorun yok yani. Kiseli çok kalabaydı. Başka yerlere gidelim. Biz artık Kiseli'nin taraflarında takılacağız. Nasıl bot şöyle geçti. Aynen öyle geçeceğiz. Önümüzde bir balık sürüsü gidiyor ışıl ışıl. Tam balık sürüsünün içindeyiz. Bakın görebiliyor musunuz? Burada su yükselmiş ya kesinlikle. Yanar daha çıkarttı. Tavşancıklar. Bay bay güzeller. Çalıların altında tavşanlar var. Siyah kahverengi. Sahil güvenlik arkadaşlarımıza buradan sesleniyorum. Sayın sahil güvenlik, lütfen Bozburun'da bot gezdirin. 3-4 tane botunuz olsun burada. Koyları, tapulayanları bir aylığına, iki aylığına bağlayanları artık çıkarın. Hız yapan servis botlarını uyarın, ne olur ne olur. Daha çok olsun burada sahil güvenliğimiz. Evet, Bozburun arkada kaldı gene. Şöyle devam ediyoruz. Tavşanın oraya doğru gelirken antik yapılar belirgin bayağı. Şurası tavşan. Buradan girip öbür taraftan çıkabilirsiniz. Şuradan. Açıklar güzel gözüküyor maşallah.
Merhaba. Sağ olun, teşekkürler. Çekiyorum. Ay çok sağ olun. Vallahi gözümde gördüğün tarafı da geldi yani. Vah, helal olsun. Helal olsun. Geleceğin denizcisi. Memnun olduk Baray. Yapıcı. Bence'ye geçiyoruz. Bu. Çok güzel. İyi seyirler. Bozburun'daydık. Harika. Çok harika. Çok memnun olduk. Kendinize iyi bakın. Çok memnun oldum. Teşekkürler Nina. Evet. Nina geldi. Selam verdi. Sağ olsunlar. Tabii ki de. Evet, çok güzel yelkenli Nina ayrılıyor. Selam verdi, gidiyor. Evet Eda Kaptan. Full arm'a gidiyoruz. Hava full sakin. Gidiyoruz. Evet, yumuşak bir seyir. Ben de o yüzden buralardayım. Yanlış anlaşıldı. Aynen. Bu Hisarönü'nde böyle bir yapar böyle. Hatırlıyor musun? Simi'ye geçerken, şuraya evet, buraya geçerken şöyle bir yumuşak yumuşak tatlı, bir tatlı gittiğimiz böyle olmuştur yani. Bakın Emin abi görev başında. Motor rölanti de ileri durumda çünkü biraz akü şeyimiz var, şarj durumu var. Yavaş yavaş gidiyoruz yani, zaten bir acelemiz yok. Yetişeceğimiz bir şey yok. Aynen, Hisarönü'nde keyif. Aynen. Bay bay. Şişemiz tam dolu. Bütün girinti ve çıkıntılar Bencik Laktur arasındaki buletlerle dolu, yatlarla dolu. Bencik tam dolu. Bencik'in içine girdik yani, içine dökmüş herifler ya, boşaltmış yani bayağı. Yuh yani, koyun içinde. Mis ve lak. Geçen haftalarda Çomçalık'taydı. Mesela Ambassador mı acaba şunları döke döke gitti?
meğer bayağı liman gibi bir şey olmuş. Hadi geçmiş olsun. Büyük kayıtta gördüm. İki tane bebek var. Balıkçı kedi. Bunlar da kalamar kediler. Ya siz tası mısınız? Tipleri var tipleri. Çok şeyler. Pisim. Balıkçı kedilerin iskele hayatı. Doris'in ilk videosunu izliyoruz. Bizimle birlikte içenlere yamaz, şeref ediyoruz. Kaptan çalışsın. Kaptan. Afiyet olsun kaptan. Afiyet olsun. Doğru mu hocam? Videomuzu izlerken. Asayiş ve akşamak. Hava düşüyor. Artık yavaş yavaş. Daha hani. Yum yum yum. Gün. Dolmades günü. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok güzel bir hilal var orada. Dileklerimiz gerçek olsun inşallah. Good morning, good morning, good morning. Biraz değiştirelim mi mekan dedik Mert'le? Biraz gezeceğiz bugün. Hadi bakalım. Kaptanım, geçen sene burada bize davul show yapıyordun. Evet. Show. Boşluğunu biraz doldurmuş ama eskisi kadar açmıyor. Çok teşekkür ederiz. Bravo, bravo! Woo! Kaptanımıza bir kahve servisiyle günlük rutinimize başlayalım. Bu arada arkadaşlar, laf olsun diye hani birkaç marinaya sorduk. İşte araştırdık acaba kışlatsak ne olur falan diye. Şimdi bir şey söylemek ister misin? İstemem. Fethiye'den tutun şeye kadar, Antalya'ya kadar, yani her yere sordum yani tüm hani şeye kadar, Gökova'ya kadar sordum. Hemen hemen hepsi dolu çekti. Bir tanesi boş çekti, o da 9500 euro yani 300 bin lira fiyat çekti.
Yani teknem tahminimce 1-200 ile 1,5 arası ediyor. 4-5 senede tekneyi marina alıyor zaten. Zaten. O yüzden ne yapıyorsunuz? Küçük tekne alıp marinaya koymuyorsunuz. Koymuyorsunuz. Bundan sonra durum bu yani. Ya da vallahi, özel bir yeriniz varsa... Remork. Remork şart ya. Böyle kala kaldık. Dedik ki acaba koyacak olsak yani. Ya öyle bir güç yok yani. Saçma yani. Güç olsa da saçma yani. Ne yapacaksın? 300 bin lira yani. Evet yani. Yani niye bir veresin yani? Nasıl bir mantık yani? Buna bir düzenleme getirmeyi düşünüyorlar ama imkansız yani. Yok çünkü abi, marina nereye? Sayısı çok kısıtlı. Daha vergi geldi daha yüksek. Tekne sayısı çok fazla. Daha da artıyor. Yani bu şeyin önüne geçilecek gibi değil. Bu çok aşırı pahalı çekenler zaten böyle mesela benzin bile almak için herif neredeyse o günlük parayı almak istiyor falan senden. Marina'ya girdin çıktın diyor. Denizlerin yaramaz çocukları. Şuna bak oturuşa. Buraya bakalım mı diyor Mert. Evet, koyu kapatanlar da bugün. Hepsi kendi aralarına şöyle halat atmışlar. Hatta bordalamışlar bile. Yani koya bizden başkası kimse giremez demek istiyorlar. Şu baştaki motor yat da artık bayağı yani. Yani çirkinlik abidesi, deniz villası. Bu deniz villacılığı kafası oldu insanlarda. İşte hatta reklamlarını bile ev konforunda falan diyor. İyi de yani evin buradaysa niye denizdesin? Villa yani. Bayağı oraya yerleşmişler, kapılamışlar orayı. Mesela Kalkan'da var, Kaş'ta var villacılık. Böyle gidiyorsun, evi tutuyorsun. Evde her türlü bağırış, çağırış, etrafında köy mü varmış, yerleşim yeri mi varmış? Hiçbir şey umurunda olmadan böyle otelde tatil yapamayan tipler oluyor bunlar genelde. Sadece gökyüzünü görüyorlar bulundukları villadan. Böyle kuduruyorlar orada artık ama nasıl bağırış çağırış sabahlara kadar? Bu aynı kafa. Denizde de işte mesela şu motor yattaki gibi. Aynı kafa yani. Hani kimse gelmesin. Kimse de benim rahatımı bozmasın ama ben her türlü bozayım. Hiç ayrılmayan tekneler var yerinden. Nasıl ne zaman boşaltma işlemleri yapılıyor? Meçhul. Şıpırdak şıpırdak hanım hanım gidiyor Doris. Kırmızı kırmızı dağlar. Bayağı volkanik. Dev Maris de gözüktü. Kameriye adası, koca ada, uzun ada. En küçük olan uzun ada. Yatay olan. Tam karşımızda koca bahçe. Ha, koca bahçe. Germe. Germe koyu. Koca bahçe. Koca bahçeden sonra dirsek bükümüydü. Dirsek miydi sonra? Evet. Okey. Thank you.
Mert Kapetan Dalbükü'nde bir kahvaltı molası dediler. Bakalım bu Dalbükü'ne. Balıkçılar. Gayet net oluyor. Sol tarafa açsak yeterli gibi. Şöyle Simi'ye karşı demir atmışız. Simişko'ya. Evet, kaptanımız gölgeliklerimizi açalım diyorlar. Hemen geliyorum.